Volkan. Buyur, devam edelim. Geliyor yani bu hafta içerisinde takıma katılacak. Ve Fenerbahçe için de bence çok önemli bir kazanç olacak. Yani orada özellikle artık bundan sonra yola Ozansız ve Mesutsuz devam edeceği için Fenerbahçe. Şimdi gelelim oraya. Ön bölgede de kullanabileceği bir oyuncu Ferdi Kadıoğlu. Novak şu anda sağlam, herhangi problemi yok. Novak oynar muhtemelen sol bekte. O da çok uzun süre oynayamadı tabii. Evet, yani formsuzluk durumu, hani maç eksiği vesaire, bunlar ayrı. Bir de sakatlandı ayrı. Evet. Volkan bence Salah'ı daha iyi sol bek Novak'tan. Valla Novak, yani Fenerbahçe kısmını karşılaştıracaksan zaten Novak birçok sol bekten kötü diyebilirsin. Yani sadece Fenerbahçe değil, diğer kulüplerin sol bekleriyle de karşılaştırabilirsin. Ama o Trabzonspor dönemindeki Novak iyi bir sol bekti. Aslında Fenerbahçe'de... Bir de skor katkısı vardı acayip. Var, yani. Fenerbahçe'de de vardı. Tabii. Yanılmıyorsam Fenerbahçe'de, Fenerbahçe'de de var yani aslında şöyle, gol değil ama hani çok duran toplarda filan silah haline dönüşebiliyor. Ama o kadar çok sakatlandı ve yanlış bilmiyorsam geçen iki ya da üç kez Covid oldu. Yani hani bir kere de olmadı. Hep böyle takımdan uzak kaldı, takımdan uzak kaldı. Yani şu an iki yılı Fenerbahçe'de boş geçirdi diyebiliriz Novak için. Ama bu hafta Kayseri deplasmanı Novak'ın oynayacağını varsayıyorum ben. Salah'ı yok zaten. Ferdi'yi de ön tarafta. Mert Hakan'ın cezası bitti. Ferdi'yi de ön tarafta bir yerde ya da kulübeden getirerek. Bence kulübeden getirme ihtimali daha yüksek. Kulübeden getirerek kullanabilir. O zaman gelelim Mesut Özil, Ozan Tufan konusuna. Ya aslında konuyla ilgili artık çok gizli saklı bir şey kaldığını düşünmüyorum. Mümkün olduğunca bütün muhabir arkadaşlarımız işte bilgileri aktardılar, yorumlar yapıldı. Ama şunu söyleyeyim. Şimdi bu geçici bir karar mı? Bana en çok gelen sorulardan biri olduğu için. İşte özür dilerse geri döner mi falan gibi böyle şeyler oluyor. Ben o noktada biraz karamsarım. Yani Mesut Özil'in özür dahi dilese, ki yönetimden böyle bir garanti almadan böyle bir şey yapmaz. Özür dahi dilese ben Fenerbahçe'de artık devam etmesinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Bitti mi Fenerbahçe kariyeri diyorsun? Ben öyle, yani %90 öyle olacağını tahmin ediyorum. Şöyle ifade edeyim, bunun sebepleri sadece devre arasında Konyaspor maçında İsmail Hoca'ya verdiği tepki falan değil. Bunun zaten bir geçmişi var. Pereira ile yaşadığı sorunlar var. İşte oynadığı bölgeyle alakalı sıkıntıları var. Bu arada oynatıldığı dönemde performansıyla alakalı ciddi soru işareti var. Herkes diyor ki Mesut Fenerbahçe'nin en çok gol atan oyuncusu. Ama aynı zamanda en çok penaltı kullanan oyuncusu da. Yani böyle bir durum da var. Yani Mesut sanki bunların tamamını eforla ya da akan oyunda kazandırmış gibi bir hava var. Öyle bir durum yok. Mesut'un, çok net söyleyeyim, Fenerbahçe formasıyla bir tane maçı var. Gerçekten herkesin etkilendiği, Mehmet Özcan'ın da çok etkilendiği. Galatasaray maçı. Puanı da yok Volkan attığı gollerle. Hani bazen bazı oyuncular gol atar, artı 3 mesela. Muhammed'in attığı golleri genelde Galatasaray kazanıyordu geçen sene. Devre arası transferi, onun istatistiğini yapmıştık hani. Sırf Salt Mesut sayesinde Fenerbahçe'nin bir galibiyeti var mı? Tamam, Aslantepe'de çok iyi oynadı ama o gün galibiyet golü Crespo attı mesela. Evet. Örnek veriyorum hani. Ya en iyi maçı. Tamam. Yani direkt sonucu etki ettiği maç bence o. Onun dışında iyi maçları var. İşte Frankfurt deplasmanı gibi fena olmayan maçları var. Ama bununla birlikte çok bayağı kötü diyebileceğim. Son Konyaspor ilk 45 dakikası dahil olmak üzere maçları da hayli fazla var. Doğal olarak da bunlar hep bir CV oluşuyor sizinle ilgili. Bu bir nasıl söyleyeyim, hani artılar eksiler toplanıyor. Yan yana konuluyor. Ortaya bir tablo çıkıyor. Bir not çıkıyor sizinle alakalı. Bu not eksi. Yani şimdi büyük yıldız, tamam. Ben de Fenerbahçe, geçen yıl Ocak ayında Fenerbahçe başkanı olsam, birisi bana dese ki Mesut alma fırsatım var, tartışmasız alırım. Ama yani bugün ortada real bir durum var. Yani gerçekle yüz yüzeyiz. Olmuyor. Bir yılı geçti, 14-15. ay. Olmuyor yani, bir sinyal de yok. Olmadı. Geçen sene tam aksine Erol Bulut ne zaman Mesut Özil'i 11'e attı, Fenerbahçe puan kaybetmeye başladı. Sakatlandı. Emre Belezoğlu geldi. Sosalı, Mert Hakan'ın yeni düzen, tekrar potaya girdin. Böyle bir gerçek de var. Olduğu ve olmadığı takım arasında fark var. Arda Turan'da da benzer. Yani Volkan, bu tamam, ikisi aynı seviyede değil. Aynı bölge oyuncusu da değil belki birebir, ama o fizik kalite bir kaybettiğin zaman
istediğin kadar futbol aklın tabii ölmesin. Bunu Fegül'de de görüyoruz. Mesut'un bir sezon içerisinde 90 dakika çıkarabildiği ya da çıkarabileceğini gösterdiği maç olmadı hiçbir zaman. Ya zaten hiçbir zaman öyle bir oyuncu değildi. Yani kırp, böyle patır koşan falan bir adam değil. Koşmak değil. Maçı çıkarmak bayağı değil. Zaten koşmuyorsun. Olay iyi o değil. Hayır, zaten az koşu mesafesiyle aslında zaten 90'a çıkarman gerekir. Öyle değil mi? Az koşu mesafen yani vardır. Yani Mesut Özil'in çok koştuğu maç aslında sistemin çok doğru yürümediği doğru bir maç. %100 katılıyorum sana. Anlamına geliyor sanki. Ya da şöyle söyleyeyim sadece. Volkan, bir yıldır şimdi o dediğinize %100 katılıyorum. Koşsam Real Madrid'de oynarım lafı vardı ya. Mesut onu bize yürüyerek gösterdi. Dünyanın en iyi 10 numarasıydı yani. Real Madrid'den çok erken gitti. Yürüyerek vesaire. Real Madrid'de oynadı. Hakikaten oynadı ama Leicester City Arsenal. 2016'lara gittim yani. 5 senedir zaten Arsenal'de ki son 2-3 yılda kötüydü. Bu bir. İkincisi hiçbir şey olmadı. Şimdi sen dedin ki bir yılda Galatasaray maçı. Sana katılıyorum. Hiçbir şey olmadı. Bir yılda bazı maçlar öyle bir ara top at ki. Mesela Mert Hakan'ı hatırlıyorum ben. Hatalarını da hatırlıyorum Mert Hakan'ın. Verdiği yanlış geri pası ama ön tarafa attığı topları da hatırlıyorum maçlarda. Mesut o anlamda da yani çok etkisiz kaldı. Mesut profilinde bir oyuncunun bence performansını özetliyor. Şimdi şöyle benzer eleştirileri Fenerbahçe'de benim hatırladığım ilk alan oyuncu, en ağır alan oyuncu Alex de Souza'ydı. Ama Alex de Souza'nın işte bir lakabı da vardı. Hatta böyle o zaman bir hap markası. Uyku hapı markası. öyle bir lakabı da vardı. Güzel anlattı. Brezilya'da falan öyle konuşuluyordu. Alex Otan diyorlardı yani. öyle anlatıyorlardı. Hani sahada duruyor adam. Duruyor, yürüyor. İşte canı isterse böyle iki adım falan atıyor. Ama dakika 85 Fenerbahçe 1-0 mağlup tak tak iki tane atıp bırakıp 3 puan alıyordu sana. O zaman kimse işte Gürcan abi köşesinde yazamıyordu mesela. Ben o zaman Gürcan abi yazamıyordu. Anladın mı? Yani eleştiremiyordu kimse. Gürcan abiye yaşım dedin sen. Aynen. O dönemin Fenerbahçe yazarı olarak söyledim. Şunu söyleyeceğim. Yazamıyordu. Kimse yazamıyordu. Tabii. Kardeşim adam maçı bir yerden alıp bir yere getiriyordu. Şimdi Mesut da öyle bir durum da... Alex'in kazandırdığı maç desen bir sürü sayılır yani. Ya sadece Gençler Birliği maçı 5 tane final sürebilir. Ben sana başka eleştirdiğimiz bir isim söyleyeyim. Hani Alex çok uç örnek. İyi örnek yani. Olumlu zaten. Valbuena'nın bayağı maçı var mesela. Doğru. Kötü Fenerbahçe'ye denk geldi ama hatırla yani maç alıyordu mesela. Oradan yiyip kazandırdığı da çok var. Mesut onu da yapamadı. Onu demek istiyorum. Yani o sinyal de bu arada hani mesela iki kere yaparsın İnsanlar şunu der. Ya işte adam bak yapıyor. Biraz daha sabredelim. Yapacak yani. Ama öyle bir durum da yok. Doğal olarak mesela yönetimde... Mesela bak Volkan cümleyi tamamlayayım. Yani konu. Değil, o tabii. Gün çok özür diliyorum. Araya girdim. Şu dediğin cümle İrfan Can için söylüyorum ben mesela. Yapar. Veriyor sinyali. Göztepe'de yaptı ezber asist mesela. O ayak içi ortaları. Şutu. Ya bu çocukta var bir şey. Yani bunda sabredilebilir. İrfan Can için ben diyemiyorum mesela. Kestirip aslında hemen Fenerbahçe. Yok zaten öyle bir durum da yok bu arada. İşte İrfan için, Berisha için falan konuşuldu. Öyle bir durum yok. Yani İrfan'ın kadro dışı kalmasına, işte Mesut'la çok yakın olduğu için. Öyle bir dünya yok yani. Mesut'la çok yakın olduğu için. O zaman Mert Hakan yanlaşma. Arka beşliği komple yani kadro dışı kararı arkadaşlıklarla belirlenmiyor. Şunu söyleyeyim. İkincisi yani Fenerbahçe İrfan Can'a bir ton bonservis parası ödedi. Öyle Mesut'la iyi arkadaş diye gönderecek ya kulüp. O kadar da hani tamam yönetimin bazı hatalarını söylüyoruz ama öyle kararları da almak kolay değil. Daha yeni bir yıl önce çok ciddi yatırım yaptığınız bir oyuncu İrfan Can Kahveci. Ve İrfan Can Mehmet'e katılıyorum. Çok talihsizlikler de yaşadı. Yani İrfan Can'ın sakatlıkları böyle hep 4 kez 5 kez. Çok sürpriz değildi bu arada ama. Saçma sapan sakatlıklar yaşadı. İrfan Can'ın sakatlıkları bence yani bilmiyorum beni şaşırtmadı. Yani hep kariyerinde var bir sakatlık problemi. Ama mesela Başakşehir'de iyi sezonları var. Ya İrfan var. İrfan Can zaten iyi bir oyuncu. Evet yani şunu söyleyeceğim. İrfan Can'ın 8-8 uçma Fenerbahçe'ye yani gelme sebebi zaten oyun içi o. Devamlılık problemi diyebiliriz aslında. Çok kopmalar yaşıyor oyun içinde bazen. İrfan Can sağda mı diyorsun mesela ama yetenek var. Ama bence o da Fenerbahçe'ye henüz bir şey veremediğinin farkında. Ve bu çalışmaları da ben yaptığını duyuyorum, biliyorum. Mesela Mert Hakan da aynı şekilde geçen sezon çok eleştirildi. Bu sezonki performansı bana göre yavaş yavaş artık tamam bak bu çocuk Fenerbahçe futbolcusu oldu dedirtiyor. Frankfurt maçı çok iyiydi mesela sen dedin ya demin evet. O zaman aklıma Mert Hakan da geldi. İyi Mert Hakan mı? Sakatlık diyorsak zaten başlıyor en ciddi sıkıntı yaşayan o konuda Mert Hakan. Tabii kasıt sakatlığı Mert sakatlık yaşamasaydı bu sezon çok daha farklı noktada olurdu şu an. Çünkü sezon başını ben hatırlıyorum Mert Hakan sezonu çok iyi girmişti. Müthiş. Ya Pereira'nın düzenli oynattığı tek hazır adamdı. Hazır Pereira demişken
mağlubiyet sayısı bir tane daha ekliyoruz. Sao Paulo'ya mağlup olmuşlar. Öyle mi? Evet. Dün itibaren, yani bugüne bağlamıyoruz. 27'sinde bitmiş maç Sao Paulo'ya 2-1. Ortada sıkıntı maçlara dörtlü başlayıp üçlü gitmesi. Bir problem var onu düzeltelim. Bir yerde bir o üçlüye dönecekti. Evet. Ya maçlara ben dörtlü başlamış, üçlüye dönüyormuş. Volkan. Fenerbahçe kaptanını merak ediyorum şimdi. Mesut kaptandı, birinci kaptan diye biliyorum. Altay. Ozan Tufan da kaptanlık bandını çok taktı. Artık kim? Gustavo'yu denklem dışı Altay mı? Evet. Şimdi Ozan Tufan konusu da var. Ben oradan değinmek istiyorum bazı şeye. Devre arasıydı. İsmail Hoca bir açıklama yaptı. Transferlerle ilgili işte nereye transfer yapılması gerekiyor vesaire. Ozan Tufan'ın İsmail Hoca'nın istediği söylendi. Yani o mevkiye. Ben o dönem anlamlandıramamıştım bu transferi. Neden? Ya çünkü zaten o bölgede bir yığılma var. Elinizde Ozan profilindeki oyuncu sayınız çok fazla. Yığılma yok şu an. O bilgiyi vereyim ondan sonra devam et. İsmail Hoca 6 numara istedi devre arasında. Bana alacaksanız ilk olarak 6 numara alın dedi. Yani Josef de Souza gibi bir oyuncu istedi. Yönetim işte mali şartlar çok uyuşmadığı için bunu gerçekleştiremedi. Bu arada sol bek arayışı da vardı. Şöyle Efe Can gündemdeydi. Eğer Josef de Souza profili oyuncu yani. Bakıp da buyur hocam sana Ozan Tufan diyorsunuz bu da bir hata. Yani işte bunu yapabiliyoruz dendi. O da tamam en azından Ozan'ın bildiğimiz oyuncu. Hani bir şekilde performans alırız ama dedi. Hiç o zaman İsmail Hoca'nın belirttiğiyle transfer edilen oyuncunun hiç alakası olmadığını görüyoruz. Profil olarak yani. Josef de Souza ile Ozan Tufan'ın profili aynı mı? Çok farklı profiller. Zaten o bölgede çok fazla oyuncunuz vardı sizin. Ozan Tufan'ı hangi beklentiyle geri getirdi İşte ama bak Gustavo sakat. Sosa'dan istediğini alamıyorsun. Mesut problemli zaten İsmail Hoca Mesut ilk geldi. Çok farklı. İlk geldi. Hayır hayır zaten. Orta alan oyuncularından bahsediyor. Mert Hakan, Crespo, Zayis. İşte 3 tane var. Gustavo'yu oynatmıyorsun. İşte Mert Hakan, üç tane Crespo, var. Zayis, İrfan Can. Gustavo, 3 tane var. O yüzden anlatıyorum. O yüzden 6 numara istedi diyorum. Yani diğerlerini... Hayır ben de onu söylüyorum. 6 numara istemiş olabilir ama transfer edilen oyuncu 6 numara değil. Oynatabiliyorsun ama zorunda kalırsan. İşte sağ bek de oynadı yani geldi sağ bek. O zaman da oynamadan geldi bir de o var yani.